Bartın'a dönelim yeniden. ATV Haber ekibinden Şükran Uslu ve Gökhan Aktaş facianın yaşandığı alanda ve tabii ki gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Şükran, nedir son durum? Neler aktaracaksın bizlere? Teknolojinin çoğu maden ocağında olduğu gibi... Nihal Günay, 41 işçi maden işçinin hayatını kaybettiği Amasra Maden Ocağı'ndayız. Dün burada arama kurtarma çalışmaları bitmişti ve ekipler dünden beri aşağıdaki yangını söndürmeye çalışıyor. Önce yangın söndürülecek, ardından da tahkimatlar yenilenecek. Burada özel bir teknik kullanılıyor aslında. Bir baraj yapılacak ve set çekilecek. Böylelikle bu alanın havayla teması kesilecek bu çalışmalarla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bugün buradaydı. Açıklamalar yaptı. Baraj yapma işlemlerinin devam ettiğini, işler bitinceye kadar da kömür üretimine ara veriyoruz dedi. İşte işçiler bu karşıdaki asansörlerle aşağı inip çıkıyor Nihan Günay. Burada cuma günü, cumartesi akşamı çalık sesleri, işçi çalışma sesleri vardı. Şimdi ise sadece sessizlik hakim burada diyelim ve Amasra'dan size bırakalım. Hayatını kaybeden madencilerimize bir kez Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ve Şükran Uslu'ya teşekkür ediyoruz.